Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda Kindle'ın Paperwhite modelinin kutu açılışını ve kurulumunu yapacağız. Daha önce kurulum yapmamış olanlar için güzel faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Bir önceki videomda Kindle'ımı yurt dışından getirdiğimi söylemiştim. Eğer siz de bu şekilde yaparsanız daha uygun bir maliyete almış olursunuz. Fiyatının da yaklaşık olarak 100 dolar civarında olduğunu belirteyim tekrar. Gördüğünüz gibi şık bir tasarıma sahip kutusu. Aynı zamanda kutunun arkasında teknik bazı bilgileri bulabilirsiniz. Kutunun arkasında bulunan şeridi yırtıyoruz ve Kindle'ımızı çıkartıyoruz. Yine güzel bir tasarıma sahip zar şeklinde tasarlanmış bir kutunun içerisinden Kindle'ımız, kullanım kılavuzumuz ve şarj ve veri aktarımında kullanacağımız USB kablomuz çıkıyor. Kindle'ı şimdi naylon poşetinden çıkartalım ve ilk hissiyatımı sizlerle paylaşayım. Dokusu oldukça güzel, plastiği gerçekten kaliteli olduğunu hissettiriyor size. Elbette tabii bunu bir kılıfla kullanacaksınız kullanım kolaylığı olması açısından. Fakat kesinlikle güzel bir dokuya sahip. Alt tarafında USB-C girişi, bir adet şarj durumunu gösteren LED ve bir de güç düğmemiz bulunuyor. Güç düğmesine basıyoruz ve Kindle'ımızı artık çalıştırıyoruz ve kurulum aşamasına geçmiş oluyoruz. İlk olarak dil seçeneğini seçeceğiz. Bu biraz tabii gelmesi zaman alacaktır. Yaklaşık bir 30 saniye. Türkçe dil seçeneğimiz yok. O yüzden İngilizceyi seçip devam ediyoruz kuruluma. Kurulum işlemi bir dakika içerisinde bitiyor ve daha sonra bize kablosuz ağa bağlanma seçeneklerini sunuyor. Evimizde kullandığımız interneti seçip daha sonra da şifresini giriyoruz. İlk klavye deneyimini de burada yaşıyoruz ve daha önce bir iPad veya tablet kullandıysanız ne kadar yavaş olduğunu burada görmüş oluyorsunuz. Sonuçta bu bir elektronik kitap okuyucu. Yüksek bir performans beklemekte çok fazla doğru olmayacaktır. Amazon hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Eğer hesabınız yoksa yeni bir hesap açmanız gerekiyor. Çünkü almış olduğunuz kitaplar burada otomatik bir şekilde senkronize olacak ve Kindle'ınıza gelecektir. Aynı zamanda Kindle uygulamasıyla yüklemiş olduğunuz kitaplarınız veya belgeleriniz yine aynı şekilde Kindle'ınıza yüklenecektir. Burada bir doğrulama kodu geliyor. Bu doğrulama kodunu Amazon sesine giriyorsunuz ve Kindle'ınız artık kayıtlı olmuş oluyor. Son olarak cep telefonu numaramızı girmemiz gerekiyor ve kayıt işlemini artık bitirmiş oluyoruz. Eğer bir Goodreads hesabınız varsa buradan giriş yaparak senkronize olmasını sağlayabilirsiniz. Kindle'ınızı hem korumak hem de kullanım kolaylığı açısından bir kılıfla kullanmanızı tavsiye ederim. Kılıflar manyetik özelliğe sahip ve bu sayede kapağını açtığınızda ekran otomatik olarak açılacaktır. Yani güç düğmesine Basmaya kesinlikle ihtiyaç olmayacak. Hem Kindle'ınızı güzel bir şekilde koruyacak, hem de okumalarınızı rahat bir şekilde yapacaksınız. Benim almış olduğum bu kılıf ne yazık ki bir yıl sonra köşelerinden çatlama yaptı. Alırken kaliteli bir markayı almanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sorularınız varsa lütfen yoruma bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.